Mehmet, bu filmdeki mutluluk kavramı. E Biraz karışık tabii değil mi? <laughs> hem e, filmin adında aslında e, işte mutluluğu arama hakkı, mutluluk eee mutluluğa sahip olma hakkından bahsediyoruz. E, hem filmin içinde bir sürü yerde geçiyor. Ben onu bir netlik kazandırmak istiyorum. Şimdi vaktinde e, Amerikan e, işte bağımsızlık bildirgesi Türkçeye çevrilirken de happiness karşılığı olarak mutluluk yerine refah kullanılmış. Şimdi ben onu okurken çevirmenin kim olduğunu bilmiyorum ama izniyle mutluluğu koyarak okuyacağım ki. Neye gönderme yapıyor onu iyi bilelim Will Smith ondan sonra konuşalım. Diyor ki bu Thomas Jefferson'ın kaleme aldığı ama sonra içlerinde Benjamin Franklin'in de olduğu 5 kişilik komite tarafından işte düzeltilerek yayınlanan Amerikan Bağımsızlık Hakları bildirgesi şu. Biz şu gerçeklerin açık olduğu görüşündeyiz. Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilemez bazı haklar vermiştir. Bu haklar arasında yaşama, özgürlük ve mutluluğunu arama hakları yer alır. Bu hakları korumak için insanlar arasında meşru, iktidar hak ve yetkilerini yönetilenin rızasından alana hükümetler kurulmuştur. Herhangi bir hükümet şekli bu amaçları tahrip eder bir nitelik kazanırsa onu değiştirmek veya kaldırmak ve temelleri kendi güvenlik ve mutluluklarını sağlamaya en uygun görünecek ilkeler üzerine dayanan güç ve yetkiyi aynı amaçta örgütleyen yeni bir hükümet kurmak o halkın hakkıdır. Yani iki yerde e, mutluluktan bahsediyor dediği bu besmesin. Evet e, ve mutluluk arama hakkı ve mutluluğu evet. arama meselesi e, bu önemli onun için. Ya o aslında benim filme, film öncelikle bir baba oğul hikayesi, evsizlik, yoksulluk, onlar parçalanmış aile. Evet onları seyrediyoruz biz. Pes etmemek, Amerikan rüyası bunlar var. Bunlar böyle göz önünde olan hikayeler. Bunlar konuşulması gereken hikayeler. Film aslında bunları anlatıyor. Ama filmin benim en çok ilgimi çeken yanlarından bir tanesi... Bir kere şeye sisteme, ona kapitalizm de diyebiliriz. O liberalizme, olan inanç. Yani bu çok inançlı bir şey var burada filme. Yani bu diyor ki, ve hatta bir gospel sahnesi var. Hı hı. Şimdi o gospel'deki şarkının sözlerine baktım ben. Hı hı. Tanrım, o da, karşımdaki o da kaldırma. Sadece bana o da aşma gücü ver. Yani ben hiçbir engelden korkmuyorum. Yeter ki güçlü olayım, yeter ki aşayım. Bu pes etmeme Amerikan rüyası hı hı. aslında bütün filmi kontrol eden bir düşünce var. Yani bütün film onun için onun üzerine şekilleniyor ama bir taraftan yani ilk seyrettiğimde de ki ben o zaman baba değildim yani henüz tam işte <laughs> babalı hazırlanıyordum. <laughs> çok etkili olduğunu söyleyebilirim yani. Çok etkili bir duygu. Ee, o bütün seni alıp götürüyor. Hı. Zaten Jaden Smith ve Will Smith arasındaki o e, şey de çok yakın bir baba oğul hikayesi zaten gerçek olarak dokunuyor, ee, çok etkili kılıyor. Ama asıl e, filmin o yanı, o bütün filmi kontrol eden düşünce benim ilgimi çekti. Evet, Amerikan rüyası aslında evet. o düşünce dediğimiz bu. Çünkü e, filmin gerçek bir kişi üzerine e, yapıldığını, onun kitabından kaynaklandığını söylemiştik. Chris Gardner kısa adıyla. Chris Gardner Amerikan rüyasını gerçekleştirmiş bir insan. Yani tas tamam bu filmden devamını e, anlatalım. E, Dean Vitor'a girdi ya, başladı ya, kendi firmasını kuracak, çok çok zengin olacak. Ondan sonra e, firmasını inanılmaz yüksek bir bedele satacak ve zenginliğin sefasını sürecek. E, bir sürü yerde işte konferanslar verecek, insanlara ilham verecek. Filantrop e, dediğimiz bir kimliğe bürünecek bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi bu filmin anlatmadığı ilk dönemine gelirsek yani Will Smith'in gençliğine yani Chris Gardner'ın hikayesi korkunç gerçekten. İşte üç kardeş anne hapiste kardeşlerden bir tanesi nehirde boğuluyor. Anneyi hapishaneden yanında gardiyanla cenazeye getirdiğinde çocuklar öğreniyor annelerinin nerede olduğunu ve daha neler neler. Yani gerçekten evsiz kalıyor, her şey oluyor. Ama mesela çocuğuyla hikayesi pek böyle değil. E, eşi e, alıp çocuğu bir ortadan kayboluyor, ondan sonra getirip ona bırakıyor, yeniden ortadan kayboluyor. Yani burada aslında hafifletilmişini de görüyoruz. Evet, orada özellikle bir kadın hareketine karşı bir saygısızlık yapmamak için çok dikkat etmişler. Hatta yani bir şekilde hmm, bilmiyorum. Sen orayı anlatırsın. <laughs> Ama e, yani orada Tendi Newton oynadığı karaktere veriliyor. Yani su şurada ayrılıyor mesele. Yani hı hı. çok çabuk pes ediyor. Mesele orada. Eh. Yani orada cinsiyetle ilgili bir şey ya ben görmedim. Sen gördün bilmiyorum. Çok çabuk pes etmesi var orada. Yani e ve inancını kaybediyor. Eşine olan bütün inancını kaybediyor. Ben filmin e, yani bu kısmını yani ciddiye fazla almıyorum ama e, Burada Will Smith'in canlandırdığı karakter yani gerçek karakterle hiç ilgisi olmadan. Yani kaba saba ve cinsiyetçi. Erkek egemen bir adam yani. Benim oğlum diyor. Bizim oğlumuz bile demiyor. Kullan yani senaryo öyle yazılmış. Senaryo kadını şirret huzursuz gösteriyor. Halbuki e, görüntü de öyle değil. Bakan göz aslında galiba onu Fadon Baba Mihail'e mi? Gabriele Mocino'nun boşluyuz bilmiyorum. Senaristi biraz elemiş. Aşırı zayıflamış, yorgun, bezgin, günde iki var diye çamaşırcılık yapan bir kadını görüyoruz yani. Bas bayağı o otel çalıştığı yer sanıyorum. Ölmüş bitmiş o kadın artık yani. Hayattan tad almıyor, hiçbir şey e, yapamıyor. E, hani bıkmış usanmış ve bütün bunlar belli ki aslında kocası Hani düzgün güzel bir işi olacağına kısa yoldan zengin olmak hevesinde bir adam olduğu için Evet. Ee, mesela işte büyük yatırım diye görmüş o aletleri. Ee, onlara bütün parasını yatırıp e, gitmiş. Mesela belli ki bir birikimi varmış onlara yatırım yaptığına göre. O parayı oraya harcamayıp bir maaşlı iş bulsaydı bunları çekmezlerdi. Bunun farkında. Yani şansı yaver gidip de Amerikan rüyasını gerçekleştirecek konuma geliyor ki onu daha bilmiyoruz filmin bütünlüğü içinde. Yani o e, gerçekten Amerikan rüyasıyla yozlaşmış. Para kazanmayı, zengin olmayı ve lüks yaşamayı önde tutan bir karakter görüyorum ben filmde. Çok zarif ve hoş tatlı ve hani ama nelerde çekiyor bir adam görmüyorum. Sonuçta heveslendiği şey ne ki brokerlık. Yani Şimdi ben aslında tam oraya gelmek istiyorum. Şimdi. Filmin kendi kurduğu mantık içinde benim bir itirazım yok. Yani orada evet. hakikaten bir baba var. sorumluluğuna sahip çıkıyor. Çünkü kendisi babasını 28 yaşında tanımış. Onun getirdiği bir acı var ve çocuğuna sahip çıkmak istiyor. Zaten gerçek hayat hikayesine baktığın zaman da hani o kız arkadaşından kız arkadaşı bir evli bir evliliği yürütürken Kız arkadaşıyla olan ilişkisinden oluyor çocuğu uh -huh. ve evliliğini bırakıyor ve tamamen bütün hayatını o ilişkiye adıyor ve çocuğuna adıyor. Yani çok sahipleniyor oğluna. Film de bunu anlatıyor. Aslında bütün hikayeyi de bütün meseleyi de o oğlunu daha iyi yaşatmak, oğluna daha iyi bir hayat vermek için. Oradan kuruyor. Oraya hiçbir itirazım yok benim. Şimdi zaten öteki kısma da itirazım yok. Sadece filmi oradan okumak istiyorum. Çünkü uh -huh. orası gerçekten yani Amerikan sinemasında çok fazla alışık olduğumuz bir damar değil bu. Şimdi birincisi biz finans dünyasına, Wall Street'e, bütün o şeyleri, özellikle son yıllarda daha da biraz olumsuz bakılıyor. Bir kere oralarda hırs ve açgözlülük görülür. Yani bu işte Oliver Stone'un Wall Street'inden beri, en eski filmlerden beri, 80'lerden beri. 80'lerde Yuppie kuşağının yükselişi, yani bu beyaz yakalıların gelişi, finans sektörü, orada bir anda çok zengin olan gençler. Bunlara hep hırs ve açgözlülük temasıyla bakılır. Burada hayır öyle değil. Hı hı. Burada öyle değil. Şimdi burada o işte spor arabasıyla o broker'ı gördüğü zaman onunla kurduğu bir diyalog var. Gerçek hayata baktım ben. Gerçek hayatta birebir yaşamış onu çıkarmış. Evet evet gerçek. Ya, birebir yaşamış ve şöyle olmuş. Burada filmde yok. O adam önermiş ona. Uzun uzun anlatmış. Şuraya gidersin, buraya gidersin, çalışabilirsin demiş Doğru. hatta. Ve e, o adamın ismi de var. O hala da onlar görüşüyorlar. Evet. Böyle evet. bir durum da var. Şimdi o gerçek hayat hikayesi. Oraya girdiğimiz zaman daha o adamdan başlayarak bir kere finans sektörüne karşı çok pozitif bir yaklaşım var. Şimdi ilk geldiği an, o girdiği salonu düşün, bir gözünün önüne getir. Orada müthiş bir enerji var. O enerjinin parçası olmak istiyorum. Sen ben bizim bizim için çok yorucu olabilir. Birçok insan için çok yorucu olabilir. Korkutucu da olabilir. O öznel, subjektif kabul ediyorum. Ama filmin bakış açısı, ana karakterin bakış açısı o salondaki o enerjinin bir parçası olmak istiyor. Hatta bak dikkat et çok kötü bir halde geliyor işte boyalı halde hı hı. kimse ona bakmıyor bile aslında. Ve onu içeri toplantıya götüren sekreter kız da sadece gülüyor. Hı hı. Çünkü insanların o kadar çok işi var ki onun kıyafetiyle kimse orada uğraşmıyor. Tabii şimdi e, o dönem e, paradan para kazanmanın e, çok gözde olduğu bir dönemdi. Başladığı dönem işte. Sekreter. Başladığı dönem, Tabii, dönem yani gerçekten bir gidiyor. yandan ne yapıyorsunuz ne üretiyorsunuz hiçbir şey ama çok para kazanıyoruz. Neden parayı işletiyoruz? Şimdi ona hiç bir eleştiri getirmemesi gerçekten tuhaf. Hiç getirmiyor, tam aksine. Aslında yani karakterin ne kadar ölçü bir muameleye maruz kaldığını biz görüyoruz. Film gene gıkını çıkarmıyor gibi çok tuhaf değil mi? Çünkü o staj boyunca bölümü şefi olan adam bütün getir götür işlerini, arabasının park yerini değiştirtmeyi bile bu karaktere yaptırıyor, Chris'e yaptırıyor. Neden? Tek siyah o. Bütün ekibin içindeki tek siyah o. Yani normalde e, yani bu bir gerçek hikaye olmasa, eee Gardner'ın böyle bir başarısı olmasa seçilmeyecek tek kişinin de olduğunu düşünürüm. Yani o dünyanın içine sokulmayacak olan tek kişinin. Evet. Yani çünkü Tek siyah o. Yani orada gördüğü e, muamele bile yani çok tuhaf. Yani ben bazen filmde şöyle neden bunu tolere ediyor diye düşünüyorsun etmesi gerektiğini düşünüyor. Bunda kötü bir niyet olduğunu da düşünmüyor. Neredeyse. Oldukça hani saf, temiz, güzel bir bakışı var Amerika'ya. Çünkü Amerikan rüyası tam da bu. Evet. Aslında Will Smith'in de rüyası bu. Yani Will Smith de inanılmaz bir başarı hikayesi. Biraz kendisinden bir şey gördüğü için herhalde bu hikayeyi anlatmayı seçmiş diyorum. Ya ben şöyle diyorum. Şimdi bu Chris Gardner'ın gerçek hikayesi. Gerçek yükseliş hikayesi. O yüzden de onun o gerçek hikayesine bir şekilde saygı duyuyorum. Yani bunun ama filmi çekerken Chris Gardner, Will Smith bütün senaryo Stephen Conrad yazmış senaryoyu. Yani çok net bir şekilde zaten Chris Gardner kendisi de konuşmalar yapıyor. Ben bu dünyayı iyi anlatacağım demiş. Ya ben bu finans dünyasını iyi anlatacağım. E, bu insanlar kötü insanlar değil. Bu insanlar kurtardı beni demiş. Bu çok kesin net yani. Çünkü oradaki o insan kaynakları müdürü, J karakteri ona inanıyor. Oraya getiriyor. Patron ona inanıyor ki karşısına gerçekten çok kötü çıkıyor. Yani hmm. boya badana yapmış bir kıyafetle geliyor. Korkunç bir kıyafetle geliyor ve ona inanıyor. Ee, gerçekten o olayı yaşamış yani o o kıyafetle gelmiş bilmiyorum ama içeri girmiş park cezaları yüzünden. Evet. Yani tam anlamıyla başı belaya doğru, girmiş doğru. o dönemde. Orada e, hep bir olumlu elektrik alıyor orada. Ve en sonunda filmin sonuna gittiğimiz zaman zaten hani o bölgedeki o finans sektörü büyük ihtimalle işte San Francisco'nun finans bölgesi orası. Hı hı. Oradaki o insanların arasında olmayı çok seviyorum. Mesela ilk sahneyi düşün o broker'ın arabasıyla yanaştığı sahneyi. Hı hı. Oradaki bütün insanlar mutlular. Herkese bir mutluluk var. Yüzleri gülüyor o insanlar. Çünkü Chris Gardner da para kazanan, ailesini iyi geçindiren insanların mutlu olduğunu düşünüyor. Dünyadaki en mutlu insanların broker olduğunu düşünüyor. Ben de broker olmalıyım diyor. Yani filmin işareti olarak yani göstergesi olarak zaten mutluluğun kaynağı orası. Finans dünyası, broker olmak. Öteki tarafta finale geldiğimiz zaman o dünyanın bir parçası olduğu için zaten çok mutlu oluyor. Şimdi bu hele Hollywood gibi liberal ağırlıklı bir sinemada dediğim gibi gerçekten çok farklı bir bakış finans dünyasına. Kolay kolay bulunmaz. Ama neden? Burada Chris Gardner var. Diyor ki kardeşim Karışmıyorum. Benim mutluluk hikayem, <laughs> benim Amerikan rüyam. Bunu da böyle çekeceksiniz demiş ve öyle çekmişler. Şimdi benim e, Thomas Jefferson göndermelerini netleştirerek okumak istememin arkasında bir neden var. Ta o döneme e, şey, giden bir tartışma var. Çünkü e, Amerika'daki e, bağımsızlık esasen e, ekonomik bir meseleden çıkıyor değil mi? E, İngiltere'den yani Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan koloni olarak ayrılmanın arkasında ne vardı? Ekonomik sebepler, yani evet. siyasetten çok ekonomik sebepler vardı. Artık o vergileri vermek istemiyorlardı vesaire vesaire. Yani orada kendi refahlarına kavuşmuş, kendi zenginliğini sağlamış e, bir büyük neredeyse koca bir kıtaya yayılmış bir koloni e, şey dizisi var. O koloniler kendi bağımsızlıklarını artık e, ilan etmek istiyorlar. Şimdi Thomas Locke bu noktada işe tamamen ekonomik yaklaşmış ve o da hep refah kavramı üzerinden gitmiş. Ama Jefferson ve onu en çok destekleyen Benjamin Franklin, diğer liderlerle birlikte mutluluk kavramı üzerinde durmuşlar. Meseleyi mülkiyetten koparmak istemişler. Çünkü Thomas Locke'ye bakarsan bu bağımsızlığın şey tam dibinde yatan neden... Aslında mülkiyet kavramı yani mülklerin kraliçenin e, e, şeyine devletine değil kendilerine e, ait olması. Yani mülkiyetten koparıp mutluluğa çevirmiş burada yine e, mutluluktan koparıp aslında paraya çeviriyor. <laughs> evet bir, bir şekilde öyle dönüşüyor ama onun hiç farkında değil bence yani Chris Gardner nasıl olarak olsun öyle. adam başarmış gitmiş. Yani bütün bu meseleyi. Yani mutluluk arayışının önemli hak olarak görüyor. O asla teslim olmayacaksın diyor. Asla pes etmeyeceksin diyor. Bütün film onun hikayesi. Yani üst metin, yani gördüğümüz metin tamamen pes etmeme üzerine kurulu. Evet. Yarışma üzerine ve rekabeti reddetmeyen bir şey. Rekabet olmalı diyor. Rekabet olmalı diyor. Yine e, çok ilginç bir nokta var. Şimdi e, hep yardım gördüğü insanlar, ona destek veren insanlar aslında. Daha varlıklı olan insanlar, hı hı. daha varlıklı veya o dünyanın içinden gelen insanlar. İniyoruz mesela şimdi çocuğunu bir, bir anaokuluna veriyor, kreşe veriyor. Çin mahallesinde bir kreş orası, onun da oradaki işte iki tane Çinli, Çin kökenli Amerikalı işletiyor. Ve onlar bir kere daha o hepinesi yanlış yazıyorlar. Yani çocukların geldiği bir yerde yanlış imla kullanıyorlar, uyarıyor, der, değiştirmiyorlar. Bir küfür var duvarda, hı hı. onu değiştirmiyorlar. Çocuklara televizyon seyrettiriyor, onları değiştirmiyorlar. Beğenmiyorsan al çocuğunu git diyorlar. Mesela. Yani kendi alt ve orta sınıfla ilişkilerinden bahsediyorum. Neden? Bir tane arkadaşı Aldık, var. diyorlar. Zaten verdiğin 150 dolar onu da geciktiriyorsun. <laughs> evet, geciktiriyor. <laughs> hiç destek göremiyor ve işlerini iyi yapmak için hiç uğraşmıyorlar. Hiç uğraşmıyorlar işlerini iyi yapmak için. Bir tane arkadaşı var. 14 dolar bir borcu var. Onun taşınmasına yardım ettiği için o borcu ödenmiş kabul ediyor. Dayanışma yok bak. Alt sınıflar arasında bir dayanışma göremiyorsun. Evet. Tam tersine oralarda bir kopukluk var. Şimdi filmin bir anı var. Ben onu tam olarak hani o anda filmin yapısı değişiyor. Papa Michael'ın görüntüleri değişiyor. Daha sıcak ışık geliyor. Müzik değişiyor. Dedim ki şimdi filmde çok güzel bir an gelecek. Oğluyla birlikte yürüyorlar ve zengin mahallesine geliyorlar. Şimdi zengin mahallesiyle birlikte filme gerçekten böyle bir ışık, bir enerji, başka bir şey geliyor. Diyorum ki şimdi çok iyi bir şey olacak. Ne olacak? Orada o Ribbon karakteri, Ribbon karakteri var görüşmesini erteleyen adam mesela ona bir şans verdi ama olmadı. Hı hı. Mesela o ona diyor ki hadi gel birlikte maça gidelim. Sanal hocamı açıyorum. Çocuklarımızı arkadaş birlikte izleyelim diyor. Ve aslında bütün hayatını değiştiren olay da orada oluyor. Çünkü Ribbon belki ona kendi portföyünü teslim etmiyor. Ama Ribbon sayesinde tanıştığı başka insanlar ona portföy getiriyor ve orada birinciliği sağlıyor. Yani şunu demek istiyorum. En büyük desteği de Yine varlıklı insanlardan alıyor. Yine sermaye piyasasından alıyor. Onlar ona destek veriyor. Hı hı. Alt sınıflar en zaman orada hiçbir destek bulamıyor. Şimdi bir tane şarkıcı var. Ona hip diyor zaten. <laughs> Beyaz bir kadın. Şarkı söylüyor. Ona hiç korkmuyor ondan. Güveniyor ve cihazını onun yanına bırakıyor. Ve kadın cihazı alıp kaçıyor. Beyaz şarkıcı hippileri hatırlatan bir kadın. Mesela. Evet, çok bu doğru. Ayrıntı... Hippie diyor evet, zaten onu. Hip olduğunu altını çiziyor. Evet. Ve o bölümü de aptallık diye adlandırıyor. Hayatımın bölümü <laughs> aptallık diyor. Evet, bu da bence yani film boyunca bu devam eden bir hikaye. Ya yani öteki mesela kafayı yemiş adam var, zaman makinesi. Ya neden alıp götüren adam var. Ondan da alıyor. Bir de hep alıyor. Cihazını o cihazlar ona e, bu meren gibi geri dönüyor, o cihazlar asla kaybolmuyorlar, hep aynı yerden karşısına çıkıyorlar. Şimdi sen böyle tatlı tatlı okurken ben yukarıdan acı acı bir bakmak istiyorum filme, kendisi de aynen böyle davranıyor. Mesela e, acelesi var, koşturacak, tramvaya binecek, değil mi? E, i̇terek biniyor. O da dur da hanımefendi binsin diyorlar, umurunda değil. Orada bayağı böyle hani orta yaşın üstünde kadını iterek çocuğuyla çünkü o benim acelem var diyor ve içeri atıyor. Ondan sonra mesela saat beşte gidip kuyruğa gir evsiz kalmış e, hani yer bulacak. Orada e, yaşlı ve düşkün bir adam var umurunda değil onu eliyor önünden geçiyor. Yani anlatayım yani kendisi de çok kaba davranıyor. Ne yaşlı tanıyor e, ne kadın tanıyor hiç umurunda değil böyle şeyler eşine çok kaba davranıyor bir kere Hiçbir şekilde onun da ne kadar acı çektiğini yani bu durumda ne olduğunu görmüyor ve konuşurken de o benim oğlum diye biliyor mesela bayağı birinci tekir şahıs yani my son diyor filmde. Bunu diyorsun, avsan demiyor yani. Bizim oğlumuz diyemiyor bile. Yani bazı şeylerde yani o, o tas tamam buna inanan bir adamı canlandırıyor. Sen de e, hakkını arayacaksın, gerekirse başkasını ezeceksin, umurunda olmayacak, alacaksın diyor. Mesela şey de çok sevimsiz bana sorarsan, taksi şoförünün parasını ödemedim. Kaçtı Kaçıyor. Gitti yani. Şimdi o taksi şoförü peşinde. Taksi şoförü filmin en kötü kişisi neredeyse. Dilirmiş gibi yani ya sen neyin peşindesin adam diye haline gösteriyor adamı. Üstelik de onu e, göçmen olduğunun altını çizice çizice gösteriyor. Bence bunlar aslında filmde bas bayağı hani film yapanlardan çok Chris Gardner'ın bakış açısı. Evet. Şimdi ben tabii bu senin gördüğün noktaları aşağı yukarı görmediğimi söyleyebilirim. Yani Hı -hı. görmüşsün. Yani çünkü hakikaten dediklerin doğru. Sen söyledikçe hepsini hatırladım. Ee, ve bunlar mesela seni rahatsız etmiş. Çok. Ama şimdi beni neden rahatsız etmedi biliyor musun? Yani görmedim veya. Hı -hı. Diyelim ki görmedim. Oradan o bakmadım. Çünkü şimdi filmin başına itibaren o çocuk, o yoksulluğu aşma meselesi var ya. O o kadar önemli geliyor ki artık hani bir noktadan sonra tek Hı -hı. önem verdiğimiz şey oluyor. Yani o çocuğun, o anaokulunda oturduğu hal pencereden bakıyor ya böyle çaresizlik içinde bütün gün onu televizyon seyrediyor evet. ve çocuğuna hiçbir şey veremiyor yani onun onun bir şekilde telafi etmek istiyor o yüzden hani duygusal olarak biz orada kaybolup gidiyoruz yani o onun çabasında mutluluk arayış filmi adını veren zaten orijinal ismini Hı -hı. söylüyorum orada kaybolup gidiyoruz Tek istediğimiz şey hakikaten o çocuğun hak ettiği hayat aslında. Çünkü orada sadece kendisi için değil de yani filmin üst metninden, hikayesinden bahsediyorum. Her şey çocuğu için, her şeyi çocuğu için yapıyor. Hı. Oğlu için yapıyor, ona daha iyi bir hayat vermek için yapıyor. Çünkü filmin altını çiziyor yani o yoksulluğun altını çok net çiziyor. Yani evde atıyorum çok küçük bir ayrıntı var mesela... ...içmedikleri meyve sularını tekrar şişeye dolduruyor. Tandy oynadığı karakter. Yani ciddi bir yoksulluk var yani her cihaz o eve ancak bir 250 dolar bir mutfak masrafını getiriyor. Yuvayı vermek zorundalar. Yani orada müthiş bir hayat mücadelesi var. Şimdi oradan ben şeye gelmek istiyorum... Hayat mücadelesi ve filmde bir karar vermişler. Gabriel Muchino vermiş olabilir bu kararı. Yani burada Chris Gardner değil koşsun demiş. Will Smith koşsun. <laughs> ya herhalde yarım saat koşuyor filmde. Evet. Koşsun demiş. Çünkü bu bir yarış. Yani bu bir yarış, gerçekten bir yarış. Koşması gerekiyor. Herkes koşuyor. Zaten Chris Gardner'ın da bence bu filmi çekmekteki amacı ve şimdi o konferanslar veriyor. İnsanlara şunu söylüyor. Umudunuzu kaybetmeyin. Türk çağda. Filmin Türk çağda. Asla kaybetmeyin. Kimseden bir şey beklemeyin. Sonuna kadar savaşın. Pes etmeyin. Mücadele edin. Bunlara belirli noktalarda katılabilir. O yüzden Muccino da bu duyguyu verebilmek için o hayatın tam bir rekabet olduğunu, sürekli bir yarış duygusu olduğu için filmin çok önemli bölümünde Will Smith koşuyor ve güzel de koşuyor zaten gençler. Zaten <laughs> <laughs> <gibi. gülüyor> iyi Her şekilde bunun için şeyler var. Bahane. Hikaye hep bunun üzerine kurulu. Hep bir koşuma devam ediyoruz sokaklarda. Ve trafikle mücadele. Evet. Yani orada San Francisco sokakları, kalabalık. Bunlar görülmüş çok yani. İşte sürekli e, otomobillerin arasından karşıya geçmeye çalışıyor. Hiçbir zaman ışıklar falan olmuyor. Böyle bir şeye vakti olmuyor. En sonunda bir ara bir araba çarpıyordu ona. Sonra sürekli e, ya birini kovalamak için ya birinden kaçmak için e, işte metroya, trene e, girerken her seferinde atlaması gerekiyor. Yani filmin o kısımları zaten basbaya aksiyon filmi gibi çekilmiş ve yani hayat budur, hayat mücadeledir kısmının altını çok iyi çizmişler. Zaten o yüzden söylüyorum. Bence zaten insan onun kadar böyle neredeyse umudunu kaybedecek düzeye geldiğinde her şeyi yapabilir. Evet. Babalık İç güdüsü de çok güçlü. Babalık düştü. olsa da olmasa da bu, evet. bu adamdan onu bekliyorsun sen. Evet. Onunki yani babalığın da ötesinde bana sorarsan. Yani o yalnız da kalmış olsa aynı şekilde mücadele edecekti. Doğru söylüyor olabilir. Yani Doğru, evet. böyle bir evet. karakter var onda. Yani çünkü o her daim bir şeyi başaracağına, bir şeyi de tutturacağına inanan bir adam. Yani inanmasa elinde işte o aletle e, doktor e, doktor, hastane hastane dolaşıp onu pazarlamaya çalışmaz. E, ya da işte. E, ben ben nereden geliyorum, nereye gidiyorum? Ben kim broker olmak? Kim daha lise diplomam var. Yani üniversiteye gitmemişim demez. Çünkü kendi zekasına güveniyor. Matematik iyidir diyor işte. Filmde biz onu o dönemler ne popülerdi değil mi? Rubik küpüyle e, gösteriyor. Yani evet. o Rubik küpünü alıp e, yapabiliyorsa kendisine bir güven geliyor. Zaten bunlara cesaret etmesi için Rubik küpü çok önemli bir gösterge. Çocuğuna e, gelen hediye yaşı için uygun olsa da olmasa da onu eline alması, sonra televizyonda Florida'da e, bir işte e, profesörün e, Rubik küpünü tamamlayanlardan e, biri olduğunu öğrenince kendisindeki potansiyeli keşfetmesi ve onu bu potansiyeli kanıtlamak için e, göstermesi otomobiline bindiği zaman işte o broker'a çok önemli göstergeler o küp yani bir e, üçgen oluşturuyor çocuğun elinden e, profesörden broker'a kendini kanıtlama hali olarak ben zeki bir insanımın kanıtı o dolayısıyla e, o adamdaki hırs çocuğu olsa da olmasa da var belli bir şey yani çocuk burada e, biraz hani Chaplin'in The Kid'i gibi e, araç burada evet. Ya Anlatabiliyor ama, muyum? Yani hayır. bir erkeğin e, hayatında e, verdiği mücadeleyi e, mazur, haklı ve güzel göstermenin aracı. Evet abi araç mı bilmiyorum ama evet. bir hikaye olarak alıp götürüyor. Evet, <laughs> duygusu evet. olarak çok götürüyor yani. Bir de bunun gerçek hayatta evet. yaşadığını biliyorsun Chris Gardner'ın. Evsiz tabii. kalıyor. Bütün bu filmdeki süreci aynen yaşıyor. Tabii. Onları bildiğin zaman da seni duygusu olarak götürüyor. Ama tabii bizim görevimiz onun altındaki başka meseleleri yakalayabilmek. Yani evet. film okuması zaten bu. Çünkü üst düzeyden okuduğun zaman, üst metinden okuduğun zaman gerçekten babalık üzerine güzel bir film etkileniyor. Ben de hatta o finalde Will Smith de çok güzel oynamış. Gabriel Muccino o sahnede tamamen Will Smith'e terk etmiş. Yani staj e, işi alındığını öğrendiği sahnede. Mesela o sahnede hakikaten ben de çok etkilendim. Will Smith neredeyse ağlamamak için kendini zor tutuyor. Çünkü film bize şunu da unutturuyor. Artık orada ne yaptığını, şirket içine ne yaptığını biraz unutuyoruz. Daha çok kendi hayatıyla ilgili verdiği mücadeleleri görmeye başlıyoruz. Ve birçok büyük ihtimalle seçilmeyecek demeye başlıyoruz artık. yani hmm. Olmayacak çünkü çok başka işlerle uğraşıyor. Ama seçildiği zaman biz de... Çok etkileniyoruz. Bence Will Smith oraya harika oynamış. Orada evet. ben hakikaten çok da etkilendim. Çünkü bütün o film aslında dediğim gibi hep o babalık içgüdüsünü şekillendirdiği bir film. Orada da aslında kurtardığı şey çocuğu. Sonra çok zengin oluyor ayrı hikaye. Bir de metafor olarak şu cihazlar bir tür yüktü. Bütün film boyunca bir yük olarak devam etti. Fakat onların hiç pes etmedi ya. Sonuna kadar sattı onları ya. En son bir tane kaldı ve bozuk. <laughs> o işte zaman makinesi zanneden deli adamın makinesi. Onun için kanını sattı, ampul aldı, gece ampülü taktı, çalıştırdı ve onu sattı. Ya yani onu da altını çizmek istiyorum. Ya yani o cihazlardan da hiç kötü davranmadı. Yani <laughs> o, kutu onları satana kadar devam etti. İşte o gospel'deki metafor. Yani e, önümdeki dağı yok etmene gerek yok. Sadece aşma gücü var. Ya yani onlar da bütün film boyunca neredeyse taşıdı onları. İşte önce mesela kadının peşinde koştuktan sonra birisi de onun peşinden o da taksiciden kaçtı mesela o ikisi arasında bir ilişki var o kadını kovaladı kadın benzer bir şekilde kurtuldu ondan o da taksiciden benzer bir şekilde metrodan kurtuldu öyle şeyler var o da böyle iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim bütün film boyunca devam eden metafor ondan kurtuldu son cihazdan kurtuldu ve düzlüğe çıktı <laughs> bir anlamda ondan sonra zaten oraya seçilmiş oldu Evet, zaten e, o cihazlar için işte işte imzaladığı senetler hani hayatının iniş kısmı onun. Evet. Yani kötü bir çocukluk geçirmiş olabilir her nedirse biz onu filmde görmüyoruz. Ama sonuçta bir aile kurmuş. Eşinin bir işi var. Kendisi böyle bir maceraya girmiş. Bütün birikimini vermiş. Ve o birikim fos çıkmış. Çünkü kendisi de söylüyor ya filmde. Bu aleti gereksiz bir lüks olarak görüyorlar. Yani çünkü neden röntgenden hallice bir e, şey e, görüntü kalitesi veriyormuş. Tamam. Yani o zamanın tıbbını da görmüş oluyoruz bu arada filmde ne kadar ilerlediğini. Şimdi onlar gerçekten senin dediğin gibi yük. Ama o yükten kurtulmak da istemiyor, onunla mücadele etmek mücadele istiyor. Etmiş. Yani mesele burada yani. Tamam artık ben bunları satamıyorum. Bunlarla vakit kaybedeceğime, gireyim bir işe, telafi edeyim bunu demiyor. Yani çünkü 250 dolarsa haftada tabii ki 250 dolar kazanırsın. Yani Amerika'da başka bir iş de yapsan e, yapa, kazanabilirsin ama onun derdi o değil zaten. O hayallerinden vazgeçmek istemeyen bir adam. Ben o yüzden ona diyorum. Onun için aile, eş, çocuk bunlar onun mutluluğunu e, aramak için araçları gerçek amacı değil gerçek amacı nerede vay işte mutluluğa bak böyle bir araba kullanıyorsun <laughs> mutluluğa bak zengin böyle bir eve giriyorsun anlatabiliyor muyum mutluluğa bak ne biçim işte çok büyük parası olan adamların parasını kontrol ediyorsun ya yani orada yaratılan Amerikan rüyası zaten en çok eleştirilen Amerikan rüyası ama filmin meselesi o değil tabii ki fakat izleyici olarak Bizim bunu düşünme hakkımız var. Hele ki bunca yıl sonra. Evet. Yani Bunun altında yatanı görme hakkımız var. Özellikle ki. finans sektörü, özellikle son yıllardaki krizlerin altına evet. da imzası olan bir finans sektörü var ki şu an Hollywood'da finans sektörü şeytanla özdeş gibi neredeyse. Yani böyle birçok filmde öyle görüyoruz. Evet. 2008'den Ama bu, sonra... <laughs> bu film gerçekten onların prestij filmi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten mutluluğun kaynağı gibiler yani. Evet çok güzel söyledin. Kaynağı o mutluluğun artık o zaman bu sohbetimizi bitirelim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.